Saat 8.45 parametre öncesi günün ekonomisi diyeceğiz. Türkiye'de, dünyada öne çıkan gündem başlıklarını sizlere aktaracağız. Cuma günü gelen haber. Aslında Moody's 2 gün önce Türkiye 15 Temmuz şokunu atlattı yorumunu yapmıştı. Dolayısıyla Moody's bir not değişikliğine gitmeyecek, Türkiye'nin notunu indirmeyecek beklentisini arttıran bir açıklama olmuştu. Amerikan Merkez Bankası Fed faizleri değiştirmedi. Önümüzdeki döneme ilişkin çok agresif bir faiz artışı sürecinin olmayacağı mesajını verdi. Ardından büyümeyi destekleyecek adımlar, önlemler açıklandı. Bütün bu gelişmeler aslında piyasalarda olumlu bir havanın, olumlu bir kapanışın geçtiğimiz hafta olmasını sağladı. Ancak gece yarısı Moody's dedi ki, 2 gün sonra 15 Temmuz şokunu atlattı Türkiye açıklamasından hemen 2 gün sonra Türkiye'nin notunu düşürdü. Yatırım yapılabilir seviyenin altına indirdi Moody's Türkiye'nin notunu. Gerekçe olarak da dış finansmana bağlı zorluklar yaşanabilir. Büyümeye dönük endişeler var. Kurumlara dönük endişeler, kurumların bağımsızlığına dönük endişeleri dile getirdi. Ve not indiriminin gerekçesi olarak da bu saydığım maddeleri sıraladı ve gösterdi. Ve uzun bir aradan sonra 2013 yılında hatırlayacaksınız Cumhurbaşkanı Erdoğan, o zaman Başbakan Recep Tayyip Erdoğan Amerika ziyaretindeyken Moody's 2013'te Türkiye'nin notunu arttırmış, uzun bir aradan sonra yatırım yapılabilir seviyeye çıkarmıştı. Yine bir Amerika gezisi sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan temaslarını tamamlayıp yurda dönerken Moody's'ten not düşüşü açıklaması geldi. Peki tepki ne oldu? Bugün açılış itibariyle dolar ne olur? Merakla bu bekleniyordu. Hemen sizi daha fazla bekletmeden ilk açılış rakamlarını vereyim ben size. 2.99 seviyelerinden bir açılış gerçekleşti dolar kotasyonlarında bugün itibariyle. 2.99'un üzerinde seyir varken şu anda bankalar arası piyasada 2.98-95, 2.99-05 seviyelerini görüyoruz. İlk açılış itibariyle doların 2.99 seviyesini aştı. Bir miktar gerilemeyle alış kotasyonlarında 2.98 seviyelere yükseldiğini görüyoruz. Cuma günü durum neydi? 2.95'in altını zorlayan seviyeler vardı. 2.94-95 seviyelerini sizlere aktarıyorduk. Dolayısıyla Moody's'in kararı sonrası dolar ne olur, nasıl bir açılış olur diyenler için ilk rakamları 2.98-99 seviyesi olarak söyleyebiliriz. Dolayısıyla 2.94-20'lerden şöyle bir dolardaki hareketi ben size göstereyim. Şimdi 2.97'lerden o saydığım gelişmeler, işte Moody's Türkiye 15 Temmuz şokunu atlattı dedi. Fed agresif faiz artışlarına gitmeyeceğinin sinyalini verdi. Aralıkta belki ufak bir artırım olacak. Hatta 2017'de faiz artış beklentileri de azaldı. 4 bekleyenlerin sayısı 3'e düşmeye başladı. Hatta daha da az olabilir diyenlerin sayısı arttı. İşte dolar o nedenle 2.94 hatta 2.93 seviyelerine gerilemişti. Moody's'in not indirimi sonrasında 2.99'un üzerine çıkan bir seyir söz konusu. Borsada 80 bin seviyesi aşılır mı? 80 bin seviyesine gelen bir seyir vardı Borsa İstanbul'da. Dolayısıyla 79.756 puandan biz haftayı tamamladık. 80 bin seviyeleri aşılır mı tartışmaları yaşanırken Moody's'in kararının borsa üzerinde de bir miktar baskı yaratabileceği belirtiliyor. Orada aşağıda destek olarak 77 bin seviyesinin kritik olduğunu, dolarda da 2.98 seviyelerinin kritik olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla 2.98'in altına doğru kayar, oralarda kalır mı? 3 liranın üzerini zorlar mı? Şu an itibariyle 3 liranın üzerine çıkmış bir seyir olmadığını sizlere söyleyelim. 2.99'da kaldı dolar kotasyonları. Euro dolar seviyesine bakıldığında Amerika Merkez Bankası çok hızlı agresif faiz arttırmayacak beklentisiyle beraber dolarda toparlanma vardı uluslararası piyasalarda. Dolarda düşüş vardı, çok özür dilerim, uluslararası piyasalarda. Euro'da bir miktar yükseliş vardı. 3.32 seviyelerinde Euro TL'nin seyrine devam ettiğini gözlemledik geçtiğimiz haftalarda. Dolayısıyla Euro döviz cephesinde bir miktar yükseliş Euro TL'ye de yansımış durumda.
Tam rakamı ben size vereyim. Euro dolar paritesinde 1.12.30 seviyelerini görüyoruz. Euro TL'de de 3.32 seviyelerinde seyrin devam ettiğini sizlere aktarıyoruz. Dolayısıyla bugün borsada nasıl açılış olur? Bir baskı oluşturabilir. 77 bin seviyesi önemli. Petrol ve altında seyirde çok fazla bir değişim yok uluslararası piyasalarda. İçeride de kotasyonlar Moody's kararı sonrasında 2.99'un hemen altında seyrine devam ediyor. 3 lirayı aşan bir seyir yok, bir panik havası yok. Ancak Moody's'in not düşüşünün getirdiği bir yükseliş söz konusu ama bu beklendiği kadar hızlı bir yükseliş değil diyelim. Kim ne söyledi, bundan sonra ne olacak aktararak devam edelim. Moody's Türkiye'nin notunu 2 gün sonra... Yani 15 Temmuz şokunu atlattı Türkiye açıklamasından 2 gün sonra düşürdü. Bakıldığında yüksek dış finansman gereksinimi var Türkiye'nin. Buna dair riskler söz konusu dedi. Büyüme zayıflayacak dedi. Politika yapıcı ve uygulayıcı kurumlarında zayıfladığına işaret etti. Bu gerekçeleri göstererek Türkiye'nin notunu yatırım yapılabilir seviyenin altına indirdi Moody's. Sağlıklı ekonomik görünüm temelleri bozuldu derken büyüme tahminlerini de düşürdü. 2016-2019 dönemi için yıllık ortalama %2,7 olarak açıkladı büyümeyi. Durağan görünümü ise durağına çekti. Negatifti, durağına çekti. Şimdi Fitch var. Türkiye büyük fonların Türkiye'ye gelmesi için en az 3 kuruluştan ikisinin Türkiye'yi, bir ülkeyi yatırım yapılabilir seviyede değerlendirmesi gerekiyor. Şimdi Standard & Poor's Türkiye'nin notunu bir basamak daha indirdi. Yatırım yapılabilir seviyenin en altına çekti. Moody's yatırım yapılabilir seviyenin altına indi. Görünüm durağan dedi. Şimdi gözler Fitch'te. Türkiye'yi yatırım yapılabilir seviyede değerlendiren tek kredi kuruluşu Fitch. Şimdi o notun korunması gerekiyor. Piyasalarda bir panik havası beklenmiyordu zaten. Ancak dolarda bir miktar yükseliş bekleniyordu. En fazla 3 milyar dolarlık bir çıkış olabileceği tahminleri dile getiriliyor. Bunun dışında maliyetler, borçlanma maliyetleri tabii bir miktar artacak. O maliyetlerde ancak fırsata da çevrilebilir bu deniliyor uzmanlar tarafından. Faizler negatifteyken, işte dünyada faizler ciddi düşüş sergilemişken Türkiye bunu avantaja çekip yüksek faizle yer arayan fonlar için ya da kaynaklar için bir yatırım merkezi de olabilir. İşte Rusya'da, Brezilya'da not düştü. Ardından piyasalarda yatırımcılar bunu avantaja çevirip daha sonra piyasaların toparlanmasını sağlayacak alımlara da gittiler. Böyle de olabilir deniliyor. Ancak maliyetlerin yükseleceği, piyasadan bir para çıkışı olabileceği, büyük fonlar için bir miktar tedirginlik yaratabileceği durumun malum. Şimdi kim ne dedi? Çökmüş bitmiş ekonomileri yükseltirken öbür tarafta diri bir ülkeye bakıyorsunuz. Notunu düşürüyor. Bu akıl alacak gibi değil. Dolayısıyla bu ülkeye zarar veriyorsunuz diyor Cumhurbaşkanı Erdoğan. Bunun saygın bir duruş olmadığını söylüyor. Kredi kuruluşlarının siyasi davranmaması gerektiğini belirtiyor. Bu ekonomik etiğe aykırıdır diyor. Moody's not düşürmeden önce Amerika'da yaptı Cumhurbaşkanı bu açıklamayı. Bloomberg'e yaptı ve aynen kredi kuruluşlarının kararları için, not düşürücü yönde kararları için bu açıklamaları yaptı. Türkiye'nin notunu düşürmelerini de hiç umursamıyorum dedi. Bazıları yanlış yapıyorlar, bunu kasıtlı yapıyorlar. Ekonomisi bitmiş, çökmüş yerler yükseltilirken ekonomisi diri bir ülkenin notunu düşürüp o ülkeye zarar veriyorlar. Bu kasıtlı yapılan bir adımdır. Siyasi değerlendirmedir, ekonomik değildir diyor Cumhurbaşkanı Erdoğan. Moody's'in dediğim gibi kararından hemen önce Amerika'da Bloomberg'e yaptığı açıklamada. Başbakan Binali Yıldırım da Moody's'in Türkiye'nin kredi notunu düşürmesiyle ilgili Türk ekonomisi 3-5 tane değerlendirme kuruluşunun raporlarına göre hizaya geçecek bir ekonomi değildir açıklamasını yaptı. Durmak yok, reformlara devam. Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli, Moody's'in Türkiye'deki reform niteliğindeki düzenlemelere gözlerini kapattığını söyledi. Büyümeyi tahrik edici yatırımların önünü açtık. Böyle bir dönemde Moody's'in kararı rasyonel, ekonomik değil. O zaman gerçek sebebi ne diye sordu. Başbakan Yardımcısı Şimşek'te vereceğimiz en iyi cevap yapısal reformları daha da hızlandırmaktır. Durmak yok, reformlara devam diye konuştu.
konuştu. İş dünyasından da tepki var. İstanbul Ticaret Odası Başkanı İbrahim Çağlar, Türkiye'nin üçlü not çetesinin çıkar oyunlarıyla yatırımcıların gözünde gelgitler yaşayan bir ülke olmadığını söylüyor. MÜSİAD Başkanı, Moody's'in not düşürmesini soğukkanlılıkla değerlendirmeliyiz. En iyi cevap reformlar olacaktır diyor. TİM Başkanı Mehmet Büyükekşi de not indirimi kararındaki gerekçeler Türkiye'nin ekonomik gidişatını yansıtmıyor, objektif değil diyor. Yine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Bloomberg Amerika'da yaptığı açıklama var. Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni Merkez Bankası yönetiminin hükümetin faiz politikalarını dikkate alarak indirim gerçekleştirdiğini belirtiyor. Temenni ediyorum ki diğer bankalar da Merkez Bankası'nın vermiş olduğu bu sinyali alır ve yatırımcıların önünü açar diyor. Dolayısıyla faizle enflasyon arasında ilişki olduğunu belirtiyor. Ancak faiz yükselirse enflasyon yükselir ilişkisini doğru bulduğunu belirtiyor Cumhurbaşkanı Erdoğan bir kez daha. Dünyada faiz negatif, sıfırlarda bizde 13, 14, 15 bunun mantığı yok diyor. Bu arada konut satışları Ağustos'ta kampanyalar biliyorsunuz faizler %0,7. İşte 120 ay vadede konut satışları Ağustos ayında kampanyalarla Emlak Konut ve GÜYADER'in devam ederken konut satışlarında geçen yıla göre Ağustos'ta %2'lik ancak aylık olarak %41'lik bir yükseliş var. Ayrıca kredili konut satışlarında da uzun bir aradan sonra artış gördük. Ağustos ayında konut satışlarında nihayet canlanma kampanyaların etkisiyle başlamış durumda. Milyonluk şemsiye Cuma günü biz Parametre'de bu saatlerde İstanbul Acıbadem'deki metrobüs kazasını sizlere aktardık. Nedenini de bir yolcunun metrobüs şoförüne şemsiyeyle vurması ve metrobüs şoförünün dengesini kaybederek sürücü koltuğundan düşmesi ve kazanın bu şekilde meydana gelmesini aktardık. Şimdi sigorta şirketleri araç metrobüsün altında kalan araçlar, zarar gören araçları görüyorsunuz. Şemsiyeyle metrobüs şoförüne vuran yolcuya sigorta şirketleri dava açabilir, rücu hakkını kullanabilir. Yaklaşık 1 milyonluk hasar olduğu belirtiliyor. Dolayısıyla bu hasar o işte şu anda hapiste olan, tutuklanan şemsiyeyle şoföre vuran yolcudan tahsil edilebilir. 1 milyonluk bir hasardan bahsediliyor. Bu arada Dumankaya'nın şirketlerine de kayyum getirildi. Hemen onu da söyleyelim. FETÖ terör örgütüne finansal destek sağladıkları gerekçesiyle Anadolu Sulh Ceza Hakimliği Dumankaya ailesine bağlı şirketlere fon yetkililerine kayyum olarak atandı. Bu şirketler fona devredildi. Bu arada Ağustos'ta kartla rekor kırdık. Ne kadarlık harcama yaptık? 51.2 milyar lira ödeme yaptık. Hem kredi kartlarını hem banka kartlarını kullandık ve Ağustos ayında sadece 46.7 milyar liralık kredi kartıyla harcama yaparak bir rekora, tüm zamanların kredi kartı harcaması rekoruna da imza attık. Yine bir başka başlık, İstanbul'dan Antalya trenle 4 saat oluyor. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan'ın dün CNN Türk'te Hakan Çelik'e yaptığı açıklamalar bunlar. Diyor ki Ahmet Arslan, 2 ay içinde Mahmut Bey gişelerini serbest geçiş haline getireceğiz. Paralı olacak ama serbest geçiş olacak. Trafik yoğunluğu %30 azalacak diyor. Şu anda Mahmut Bey trafiğinde bizi dinleyenler için söyleyelim. 2 ay içinde bir rahatlama olacakmış. Araçlar direkt takip edilecekmiş. Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nden günde 110 bin araç geçiyormuş. Osman Gazi'den 20 bin araç geçiyormuş. 1915 Çanakkale Köprüsü'nün Ocak ayında teklifleri alınacakmış. Avrasya Tüneli 20 Aralık'ta açılacakmış. İstanbul Antalya arası yüksek hızlı trenle 4 saate düşecek. Atatürk Havalimanı'nın yerine de konut yapılmayacakmış. Dolayısıyla Moody's'in kararı, piyasada ilk tepkiler, açıklamanın ayrıntıları, ekonomi yönetiminden gelen tepkiler, diğer ekonomi başlıkları. Özetle böyleydi. Hemen şimdi Parametre'deyiz. Bekliyoruz.